Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlul uğdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Bugünkü Sure-i Celile, Tekasür Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 102. suresidir. Efendim, Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. Ve 8 ayettir. Birinci ayet, Estağfirullah, El-Hakimü Tekasür. Şu ekranda da ayetleri veriyoruz. Birinci ayet yeşil işaretli. Şimdi bunu kelime kelime manasını bir eserden okumaya çalışacağım. Cenab-ı Hak muvaffak eylesin. Dinlediklerimizi iyi bellemeyi ve öğrendiklerimizi amel etmeyi nasip miyesser buyursun. Evet. Yine hani klasik YouTube'cuların dediği gibi videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın efendim ve dua buyurun. Daha çok daha verimli hizmetlerimiz olsun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elha birinci kelime işgal etti. Yani sizi meşgul etti. Meşgul etti. Kimi küm sizi meşgul etti. Ne meşgul etti? Ettekâsuru, çoklukla iftihar etmek, çok mal, çok para, çok mülk, çok evladı yer, ilim, sülale, akraba gibi dünya eşyasıyla iftihar etmek sizi meşgul etti. Bu meşgul olmak ne zamana kadardır? Aynı zamana kadar oldu. Hatta zürtüm, ikinci ayet kerime, hatta zürtüm, siz ziyaret edinceye kadar neyi? El makabira, kabirleri ziyaret edinceye kadar. E makabir, makberin cemidir. Makber, kabir demektir biliyorsunuz. Hani Akif'in dediği gibi, ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber diyor. Makber yani kabir. Kabir de zaten Arapça bir kelime. Efendim, makabir de makberin cemisidir. Makberin cemisidir, ismi mekandır. Kabirleri, el-mekabire, kabirleri ziyaret edinceye kadar yahut hatta uttum takdirindedir. Yani zurtum burada uttum takdirinde de gelebilir mana olarak. Siz kabire gidip ölülerinizi sayıncaya kadar, yani zürtüm, kabire gidip ölülerinizi sayıncaya kadar diyoruz. Ziyaret ediyorsunuz. Zürtüm, ziyaret ettiniz demek. Yani zâre fiilinden geliyor. Ziyaret ettiniz kabirleri. Veyahut da diyor, uttum manasına gelir. O da şu anlama gelir. Hatta dahaltumul mekabire. Yani siz yaşadınız, son nefesinizi verdiniz, kabire girinceye kadar, yani ölünceye kadar böyle avunursunuz, övünürsünüz çokluklarınızla. Yani malınızla, mülkünüzle övünürsünüz. Birbirinize hava atarsınız. Şimdiki tabirle. Hatta dehaltümül mekabire, sizler kabirlerinize dahil oluncaya kadar, yani girinceye kadar böyle devam edersiniz. Sizi meşgul etti diyor. Burada zürtüm, yani zurtum, hatta zurtumdaki zurtum, bu fiil uttum veya dahaltum mevkiinde de gelmiş olur. Dahaltum yani girmek, dahale fiilinde. Bu tabi mecazdır. Sebebin hususiyeti nassın umumiyetine mani olmadığından, yani sebebin hususiyet demek, bir ayet nazil oluyor, bir sebebin huzuru var. Hususi bir kişi için nazil oluyor.
Ama bu o kişi gibi hareket eden, amel eden insanlara bu ayetin şamil olmasına mani olmuyor. Onu demek istiyor yani. Evet, yani Tebbet suresinde de bunu böyle anlatmıştık. Hani orada bir tek din düşmanından bahsediyordu ama bu cezalar, bu tehditler tüm kıyamete kadar gelecek olan tüm din düşmanları için geçerli olduğunu orada da söylemiştik. Evet, yani bu mecazdır. Zurtum kelimesi. Efendim devam ediyoruz. Mani yani sebebin hususiyeti nas'ın umumiyetine mani olmadığından bu günde tekasür ve tefahurda olanlara da bu ayeti kerime şamildir diyor. Yani bu sure-i şerife, sure-i celile şamildir. Sure-i celilinin sebebi nüzulü şöyle. Efendim, Kureyş kabilesinin Abdümenaf oğullarıyla Beni Seh kabilesi arasında vaki olan münazadır. Bir münazaa yapmışlar, yani münakaşa, bir çekişme olmuş, bir atışma olmuş. Tabi münazaa böyle bazı eskiden kullanılan eskimeyen dilimizin kelimelerini bazı modern kelimelerle de izah etmek işe yarayacağını düşünüyorum. Münazaa çekişmek demek yani. Mizah etmek, münazaa. Çekiş etmek işte. Birbirine karşı böyle atışmak. Yani duelo yapmak falan gibi. Biri biz daha eşref, daha asılız. Bizim sülale daha çoktur diyor. Diğer taraf ise biz daha asıl ve eşrefiz. Bizim sülale daha çoktur diyor. Böyle münazaa yapıyorlar. Yani nihayette tekasür tecelli ediyor. Yani bir çoklukla övünmek işlemi oluşuyor. Faaliyeti oluşuyor. Nihayet diyor sülaleden hayatta olanlarını saydılar. Bir taraf çok gelince diğer tarafta biz daha çok idik. Fakat mazide cereyan eden harp ve kıtal ve cidalda çok kırıldık. Öyleyse kabirleri de sayalım. Böyle anlaştılar. Bizim mevtalarımız daha çoktur dedi. Efendim, nihayet kabirleri saydılar. Yani işte 1, 2, 3 böyle saydılar yani artık kaç kişi yatıyorsa. Bu defa iki kabir onların çok geldi. Yani bir tanesinin de iki tane kabir diğerlerinden daha fazla geldi. İki tane ölüleri daha fazla. Kella Cenab-ı Hak bize ne buyurdu ki? Hemen süratlice işaret diyelim. Kella öyle değil, öyle değil. Sizi dünya metaı, dünya eşyası meşgul etmek, onlarla iftihar eylemek, mal, mülk, sülale ve akraba ile iftihar edildiği gibi değil. Böyle lüzumsuz şeylerle meşgul olup da boş olarak huzuruma geliyorsunuz. Sevfe ta'lemune Kella'dan sonra sevfe ta'lemune 3. ayet. Yakında siz bileceksiniz. Ta'lemune yani. Alime ya'lemu bileceksiniz. Sevfe de şimdi ta'lemune normalde hem hal yani şu an için mana verilebilir. Biliyorsunuz, bileceksiniz ama sevf olduğu zaman sadece gelecek manası verilir yani. Biliyorsunuz denmez. Siz onu göreceksiniz, bileceksiniz anlamına gelir sevfe. Yani ya sevfe kullanılır veyahut da seyalemun işte böyle sin harfi kullanılır. Bunlar geleceğe işaret eder. Arapçanın özelliği. Siz yakında bileceksiniz. Yani ölürken can hulkuma yani boğaza can geldiğinde veyahut da kabre vardığınız zaman siz bileceksiniz. Sonra bir sonraki ayet Sümme kella sevfe ta'lemun
şey aynı, ifadesi aynı ama bir sümme var. Yani bir artırma var. Bir artır, tehditte bir artırma var. Sümme o manaya geliyor yani belagatta. Bundan sonra öyle değil, öyle değil. Yine yakında siz bileceksiniz kabirde. Yani kabire varınca veyahut da ahirette bileceksiniz demektir. Burada ayet-i celilede tekrar var gibi görünüyorsa da tekrar yoktur. Yani şimdi hani pardon 3. ayette ne demişti? Keller sevfi talimin. Ondan sonra bir araya sümme geldi. Sümme keller sevfi talimin. Birbirine benziyor ama burada diyor bir tekrar yoktur. Neden yoktur? Birinci kelle sefe talemune kabirdedir. Kabirdedir. Yani bu burayı dikkatli dinleyin. Hani kabir azabını inkar edenlere gönderme yapmak için söylüyorum. Birinci diyor ikaz kabir hayatına bir göndermedir. Siz onu kabirde göreceksiniz. Öldükten sonra onun karşılığını, sıkıntısını yaşayacaksınız. Eğer birinci kabre verilirse, yani birinci sevfet alemin kabire işaret ederse diyor, ikinci sevfet alemin de, sümmeden sonra gelen ikinci sevfet alemin de ahirettedir. Öyleyse kabir azabı muhakkaktır. Yani buradan bir kabir azabı olduğu veya salihler için de bir kabir mükafatı, yani veyahut da ne diyelim, en güzel mükafat nedir? Bu yorucu dünya hayatından sonra güzel bir uykudur kabirde. Yani böyle bir rahat bırakılacak. Yani bu da vardır, o da vardır. Kabir azabı da muhakkaktır. Bu iki ayetin peş peşe gelmesi ve sümme ile artırılması bu anlama geliyor. Ve bu iki ve bu ayeti celile ile sabittir. İşte bu ayet-i kerime, üçüncü ayet, yani üçüncü değil de ikinci, yani keller sefet alemin üçüncü oluyor, doğru. Bu kabir azabına işarettir diyor. Ondan sonra sümme keller sefet alemin de ahiretteki çekeceği sıkıntıya işarettir. Evet, devam edelim. Hazreti Ali kerramallahu veçha kabir azabında tereddüt ediyor idik. Yani böyle tabi şimdi bu onların bir eksiği değil. O zaman ilim yeni yeni artıyor. Öğrendikçe artıyor. Yeni yeni öğreniyorlar. Biz şimdi onların öğrendiği, yazdığı eserlere konduk. Her şeyi mükemmel biliyoruz. Mükemmel olduğumuzu zannediyoruz. Ama onlar böyle ilimleri yeni yeni öğreniyordu. İlimleri artarken demek ki bu konuda bir şey duymamışlar demek o zamana kadar. Bir tereddütleri varmış. Acaba var mıydı, yok muydu diye. Ama bu ayeti celile geldiği zaman artık şüphemiz izale oldu. Yani şüphemiz kalmadı buyurmaktadır. Hazreti Ali radıyallahu anh, emirul müminin. Burada sümmenin gelmesi terakki içindir. Yani onu daha önce söyledik ama burada da yeri gelmiş. Yani yine okuyorum. Terakki demek, yani dördüncü ayetinin tesirinin ve tehdidinin üçüncüye göre daha fazla olması demek. Yani artırmak demek, ziyadeleştirmek. İkincinin birinciden kuvvetli olduğunu bildirir. Ayetin tehdidinin, yani şiddetinin, korkulması gerektiğinin, ikincinin birinciden daha fazla olduğunu diyor, bildirir diyor. Yani ölüm zamanındaki sıkıntıdan kabrin sıkıntısının fazla, yani kabrin sıkıntısından ve ahiretin sıkıntısının dehşetinin fazla olduğunu beyandır. Burada neyle, nerede, nasıl anlıyoruz? Bu ayetteki sümme ifadesiyle bir artırma olduğunu anlıyoruz. Yani burada bir tekrar yoktur. Efendim bunu gayrimüslimler böyle hani güya İslam'la meşgul olan müsteşrikler diline dorarlar. İşte Allah tekrar ediyor derler falan. Hayır, bunun böyle bir durum yoktur orada. Bu artırmak içindir. Onlar fesahattan belahattan anlamaz. Onlar Arapça sözlüğü açar.
kelimenin manasını oradan bulur, öyle anlatır. Ama asıl din anlatımı öyle olmaz. Efendimiz ne buyuruyor? Huzul ilme min efvahir rical. Siz ilmi ricalin, yani bir işin ehlinin diyelim. Yani alimse alim. Efendim onların efvahından, yani fu ağız demek, efvah da ağızlar demek. Yani alimlerin, ricalin, ricalullahın ağzından ilim alın. Öyle ben şu kitabı alayım da eve kapanayım, ilim öğreneyim olmuyor. İlim dinlenerek öğrenir. Kulağıyla dinleyecek, gözüyle görecek. Efendim icap ediyorsa burnuyla koklayacak, ilmi öyle öğrenecek. Veya tutmak gerekiyorsa tutacak. Beş sağlam duyuyla ilmi öğrenecek. Akaid'de geçtiği gibi. Değil mi? Havası salim diyor. Beş duyu sağlam. Kusursuz beş duyuyla ilim öğrenilir. Efendim haberi sadıkla, yani sağlam sadık rivayetle, bir de aklı selim olacak. Yani bu üç şartı var ilim öğrenmenin. Evet. Kitabımıza dönelim. Yine bir şimdi ayet, 5. ayet-i kerimede kella, öyle değil, öyle değil. Lev te'alemune, siz bilmiş olsanız, yani dünya metaını bildiğiniz gibi bilginiz olsa, efendim önünüzdeki ölüm acısını yahut kabir azabını veyahut da ahiret gününün dehşetini bilmiş olsanız, nasıl bilmiş olsanız, yani nasıl demek, burada hal oluyor bu nahiv ilmine göre, ilmel yakîn. Şimdi nasıl diye sorulduğu zaman ne olur? Efendim, hal olur yani. Onun için burada ilme meftuh olarak gelmiştir. İlmel yakîn, yakin olarak bilmiş olsaydınız. Şimdi neyi bilmiş olsaydınız desek, ilmi yakini bilmiş olsaydınız olur. Bu pek uymaz. Ama yakın bir ilimle bilmiş olsaydınız diyor. Bilmiş olsaydınız, yakini ve kat'i bir ilimle, ki tefahurun kötü akıbetini veya ahireti bilmiş olsanız, lev gelmesi şart olduğuna göre cezası mahsuf iki şekildedir. Efendim bu tabi bir şart var. Kella lev talemuna, ama şeyi bu şart, yani lev şart harfidir. Hani levla kelevke ve ma halaktu leflak gibi mesela. Orada bir şart vardır levlanın veya levin. Mesela şu olabilirdi diyor Musannif Hazretleri. Birincisi, leferautum, elbette siz tefahur ve meşguliyetinizden fari olur, vazgeçerdiniz. Efendim. Yani şöyle denirdi. Yani hasfolunmasaydı, kelle lev te'alemune leferautum, veyahut da kelle lev te'alemune ilmel yakin leferautum gibi olurdu diyor. Yani vazgeçerdiniz, fari olurdunuz. Ve emri ilahiyeye bir hakkın imtisal ederdiniz. İmtisal etmek demek, hani yapışmak, uymak, onu kendisine rol model almak gibi anlamlara gelir yani. İmtisal, misal fiilinden geliyor. Hani mesela, ondan sonra imtisal de onu kendine örnek almak, misal almak. İmtisal etmek. Veyahut da mef'ulü şey, yani levlan, levin cezası hasfolunmasaydı diyor, o zaman lefealtum ma la tusafune tusafune lefealtum ma la tusafune siz vasıflanmayacak derecede çalışırdınız. Vasıflanmayacak derecede çalışırdınız. Yani bu ölüm anı, kabir azabı ve ahiret gününün dehşetinden halas olmak için Allah yolunda çalışır,
iyi ve halis ameller işlerdiniz. Lefealtum ma la tusifun. Anlamı buymuş yani. Siz lev ta'lemunenin takdiri, ya diyor siz bu meşguliyetten vazgeçerdiniz, tekâthürden vazgeçerdiniz diyor. O zamanın işte inananlarına ve kıyamete kadar gelecek olan insanlara, siz diyor Allah'ın size yapacaklarını bilseydiniz, anlasaydınız diyor. Bu böbürlenmekten, birbirinize olan hava atmaktan vazgeçerdiniz. Vazgeçerdiniz. İkinci manası da lefaaltum ma la tusafune. İşte vasıflanmayacak derecede çalışırdınız. Yani bu şekilde, hani bu işleri yapmayacak derecede şekilde çalışırdınız ki, bu şöyle düşünürdünüz de çalışırdınız yani demek istiyor. Ölüm azabın, ölümün dehşetinden, kabir azabından ve ahiretin sıkıntısından korunmak için diyor, Allah yolunda çalışırdınız, iyi ve halis ameller işlerdiniz. Letarabunne 6. ayet-i kerime. Letarabunne kasem ve tekit lamı, zatıma yemin ederim ki demek. Baştaki lam o anlama gelir. Evet, tekit kuvvetlendirmek için de derler. Lam-ı tekit. Ama kasem manasına da geliyor. Elbette ve elbette görürsünüz. Yani teravunne ne demek? Aslında teravunne, tabi bu şey var. Lam-ı tekit var. Bir de şey var sonunda. Buna da nunu müşeddede denir. Bu, burada iki tane tekit vardır. Aslında teravne bu. Teravne siz göreceksiniz ama nunu müşeddede geldiği için teravünne oluyor. Çünkü nun müşeddeli olduğu için vav'ın harekesi geri gelmesi lazım. Yani hem nun müşeddeli hem vav hareketsiz olmaz. Teravne olmaz. O zaman le teravünne, siz elbette ve elbette göreceksiniz veya görürsünüz. Değil mi? Hem mazi, hem şimdiki hal, hem ilerideki, yani istikbal için, hem hal için hem istikbal için görürsünüz veya göreceksiniz veya yani görür gibi bileceksiniz demekmiş. Yani bunu göreceksiniz, görür gibi bilirsiniz, cehennemi görür gibi inanırsınız. Ru'yeti kalbiye manasındadır. Yani kalbinizle görürsünüz. Çünkü ne oldu, neyi görürsünüz? El-cahime, cahim, cehennemin cahim kısmını görürsünüz. Şeyde, Hümeze ve Lümeze suresi vardı, Hümezetün Lümeze. Orada Hutame, cehennemin bir derecesi Hutame'ydi. Orada insanlar neydi? Böyle borular şeklinde odalara kapanacaktı. Her taraf kapalı. Orada efendim azap göreceklerdi. Hiçbir kaçış yok. Yani boru gibi. Fi amedin mümeddede de orada fi o direklerin içinde demek. Fi zarfiyet içindir. Burada da cahimden bahsediyor. Bu da cehennemin başka bir derekesidir. Hani hepsini, değil mi? Cehennem var, işte cahim var, hutama var, efendim böyle sakar var, veil deresi var. Belki tam sırasıyla sayamadım ama böyle 7 derecesi var. 7 derecesi var. En sonunda da veil derecesi var. Bu da münafıklar için, İslam düşmanları için, hizmetlere, Kur'an-ı Kerim hizmetlerine düşman olanlar için veil deresi var. Efendim. Cahimi diyor, siz cehennemi görürsünüz, yani görür gibi bilirsiniz. Yani ileride şey var bunun, açıklamasını yapacağız. Bu ilmel yakindir. Yani ilmel yakin demişti. Yani lev ta'lemne ilmel yakin. İlmel yakin olarak siz diyor cehennemi bilirsiniz zaten. Cehennemin ne olduğunu biliyorsunuz. Siz onu, size anlatıldı.
Sümme le terevunneha. Lam yine kasem ve tekittir. Yani hem lam hem bir de sonundaki nun da aynı şekilde. Ve bu da rü'yeti basariye manasındadır. Yani deminki rü'yeti kalbiyeydi. Yani bunu cehennemi biz şu an biliyoruz. İnanıyoruz ama ilmel yakin biliyoruz. Yani kalbimizde biliyoruz ama kendimiz gözümüzle görmedik. Buna ilmel yakin denir. Tafsilatı gelecek biraz sonra. Ama diyor siz onu sümmele tarvunneha aynel yakin diyecek ya, ru'yeti basariye olarak gözlerinizle göreceksiniz demek. Aynel yakin o demek. İlmel yakin kalbinizle, zihninizle onu biliyorsunuz. Hayalinizle düşünebiliyorsunuz ama aynel yakin gözlerinizle onu göreceksiniz. Bu da ru'yeti basariye oluyor. Bundan sonra zatıma yemin ederim ki elbette ve elbette siz o cehennemi görürsünüz ve göreceksiniz. Nasıl? Aynel yakin. Aynı yakin ile yani gözünüzün önünde gibi görürsünüz. Gözünüzle göreceksiniz. Gözünüzün önünde gibi göreceksiniz ki bu ahirette olacak tabi. Orada herkes yani cehenneme bizzat girmese de gözüyle görecek orada. Dehşetini görecek. Uzaktan da olsa görecek yani. Orada onu görecek. Yaşamasa bile, sıcaklığını hissetmese bile onu görecek. Bunu demek istiyor. Thümme letüselünne yani kaseme cevaptır. Yine burada bakın letüs elünle hem lam var hem de sonunda iki tane şeddeli nun var. Yani aslında bu se'ele yani Arapçaya merak eden Arapça okuyan talebeler var. Onlar için de anlatıyorum. Se'ele yes'elü. Se'ele sordu. Yes'elü sorar. Tes'elü. Tes'elü var bir de değil mi? Muhatabına söylüyorsun. Tes'elü sen soracaksın veya sorarsın. Bir de bunun tüs'elü, meçhulü var yani. Tes'elü sorarsın, tüs'elü sorulursun. Veya sorulacaksın. Tüs'elü aslında. Başına bir lam-ı tehkit gelmiş, sonra nun-u müşeddede gelmiş. Ne olmuş? Letüs'elünne. Hiç şüphesiz elbette ve elbette siz veya sen sen değil, bu şey, tamam. Aslında bu tüs'elüne. Tüs'elüne. Yani siz sorulacaksınız. Cemî müzekker muhatap bu. Nun sonuna geldiği için cemî vavu hasf olmuş burada. Yani letüs elüne nun-u müşeddede gelmiş. Letüs elünne olmuş. Çünkü iki tane sakin bir arada bulunmadığı için vav hasf olunmuş. Letüs elünne. Evet. Kasem'e cevaptır. Bundan sonra elbette ve elbette sual olursunuz. Ve olunacaksınız. Nerede? Yevme idin. Yevme idin. Evet. Burayı da okuduk. Şimdi son ayet. Son ayet. Yevme idin. Ol bir günde yani kıyamet gününde. Burada yevme idin şu demektir aslında. Şu terkibin kısaltılmışıdır. Yevme idin demek yevme idikâne yevmel kıyameti demektir. Yevme idin ne demekmiş? Yevme idikâne yevmel kıyameti bunun kısaltmışı yevme izin. Ya bu kısaltmalar her dilde vardır. Yani Türkçe'de var, Almanca'da var, diğer dillerde var. Yani yevme izin de böyle bir kısaltma. Ne demek yevme idikâne yevmel kıyameti? Kıyamet gününün olduğu günde demek. Bu böyle bir takdir yapılarak kısaltılmıştır yevme izin diye. Bu fevasileye riayet içinde takdim edilmiştir. Fevasile nedir fevasile? Sonunu ayeti bitirip öyle anlatayım. Neden sual olursunuz? Anin naimi dünyada Cenab-ı Hakk'ın size verdiği nimetlerden ki bunlar sıhhat. Sıhhat yani sağlıklı olmak en büyük nimet. Değil mi? En büyük nimet nedir cihanda? Sıhhat sahibi olmaktır. Hasta olmamaktır.
Sonra vücut, yani vücut. Vücut hem fiziki vücudumuz manasına gelir, hem de vücut varlık. Dünyada var olmak anlamına da gelir. Kuvvet, evlat, ilim, mal, hulası her şeyden bir bir sual olunursunuz ve olacaksınız. Şimdi burada fevasıl-ı riayet için demiştik. Fevasıl-ı riayet şu demek, şey yani hani şiirlerde Kur'an-ı Kerim haşa şiirle kıyas olunmaz. Şiire benzetilmez ama Kur'an-ı Kerim'de de kafiye şeklinde yani fevasıla denir buna. Kafiyelidir sonu. Mesela bazı sureler nunla biter, değil mi? Bazıları mimle biter. Böyle büyük surelerde de aynı şekilde. Mesela Ahzab suresi devamlı elifle biter. Sonunda elif vardır. Mesela sallu aleyhi ve sellimu teslima. Yani hep ayetler elifle biter. Çekerek biter. Bu şeydir yani. Birbirine uyumlu olsun, ahenkli olsun diye. Okuyan usanmasın falan diye. Bu şekilde aynı bu surede de fevasıl harfleri nedir? Efendim, birinci, ikinci ayet R harfidir. 3, 4, 5 nun harfidir. 6 mim harfi, yine 8 de mim harfi, 7 de nun harfi. Yani böyle fevasıla öyle oluyor. Yani mimle nun. Evet. Bu kısım çok önemli değil. Onun için böyle biraz hızlıca geçtik fevasıla kısmını. Şimdi sual nasıl olacak ahirette? Bakın bu da güzel bir müjde müminler için. Sual ikiye ayrılır. Kıyamette sual ikiye ayrılır. Bir, sual müminler için sual ilzaz ve ikram içindir diyor. Ki Cenab-ı Hak rıfk yani böyle arkadaşça, rafik arkadaş ya, rafik arkadaştır. Rıfk da arkadaşça muamele etmek böyle merhametle hani arkadaşça soru sorulur böyle sertçe değil de arkadaşça falan. Hani halatır sorar gibi müminlere sual edecektir diyor Cenab-ı Hak. Müminlere sual edecektir. Yani hani mesela misal vermek gerekirse teşbih hata olmasın. Hani işte bak sana şunu verdim böyle yani yumuşak yumuşak. Şunu verdim işte ne yaptın, niye böyle yaptın falan. Böyle güzel güzel sorulacak. Yani onu yüceltmek için yani izaz. İzaz aziz kılmak demek. İkramda onu şereflendirmek yani onu bir onurlandırmak anlamına geliyor ikram. Böyle soracak. Yani rıfk ve merhametle soracak. İşte sana hani bir bahane veya sebep anlatma fırsatı verecek falan anlayış gösterecek. Öyle anlayabiliriz yani. Hani kusurlarımızda. Ama kul hakkı hariç. Kul hakkı helallaşmadan olmuyor. O artık hakkını aldığımız kişiyle helallaşarak orada hal olacak. Dünyada hal olmadıysa. Neyse. Kafirlere ise tazip içindir. Yani kafire inanmamış veya inanmış sonradan dönmüş, sonradan dinini terk etmiş veya din insanlarına, din adamlarına düşman olmuş, onlara mani olmuş. Onların efendim işlerini zorlaştırmış, hizmetlerini zorlaştırmış. Bu insanlara böyle azap edercesine efendim azarlayarak böyle azarlayarak veya kızarak, gadab ederek soru soracak. Kafirlere öyle azap için diyor veya yani rıfk ve merhamet değil, bunun tam tersi. Yani çekiştirerek böyle onu aşağılayarak ihane derler ona. Hani aşağılamak. İhane ederek onu soru soracak. İlimler şeyden, verdiği nimetlerden soru soracak. Şimdi çok fazla uzatmamak için
Şimdi demiştik demin hani aynel yakin ilim üç türlüdür demiştik. İlmel yakin var, aynel yakin var, hakkıl yakin var. Yani yakin şey olmak, mutmain olmak, onu tam manasıyla anlayabilmek bir ilmi, bir şeyi yakin elde etmek. Şüphesini izale etmek, yani şüphesinin ortadan kalkmasına yakin denir. Birincisi aynel yakin ki işitip de okuyup da duymakla bilmek. İkincisi, misaller verecek ileride. İkincisi aynel yakin ki gözle görüp kitaptan okumakla bilmek. Yani birincisi ne yapıyor? Ne yapıyor? Diyelim ki böyle hani video çekmişiz. Hani bir hayrımız olsun diye Allah belki bu vesileyle affeder diye misal. Ama birisi sadece dinliyor, ha tamam diyor. Bu şeydir yani. İlmel yakın, biliyor onu. Diğeri de bunu gözüyle görüyor veya kitaptan okuyor. Buna da aynel yakin, yani görerek şüphesini gidermek, ilmini artırmak. Ki bir de hakkal yakin vardır. Bu da bilfiil, kendi vücudunda müşahede ederek bilmek, öğrenmektir. Mesela bir tabip yani bir doktor, bir artist, doktor, tıp doktoru hastalığın sıtmanın ne olduğunu ve nasıl insanı tuttuğunu kitapta okur. Öğrenir ki evvela insan üşür, titremeye başlar. Yani bunu kitapta okuyor doktor. Veya ona birisi anlatıyor. Talebeyken anlatıyor. Bunu dinliyor. Tamam, bu öğreniyor. Bu kafasında kalıyor. Sonra da bir ateşin içine girer. Sanki hastanın vücudu ateş olur. İşte bu bilgi doktor için ilmel yakindir. Yani doktor öğreniyor, duyuyor, bunu zihnine yerleştiriyor, hafızasına alıyor. Bunu ilim olarak biliyor yani. İlim olarak ilmel yakin buna deniyor. Bir de ikincisi de sıtmayı, bu birinci misali işaretliyorum. Bir de sıtmalı kimsenin yanına gelir. Değil mi? Bir hasta mesela ne yapar? Doktora gider. Doktor onun rahatsızlığını görür, sıtmasını görür. Kitapta okuduğunun efendim neticesini hastada da görünce, hani ilmen biliyordu ya, aynı hastanın durumu bildiğine uyduğu için bu da onun için aynel yakın olur. Yani benim bildiğim gibi bunda şöyle şöyle durumlar vardır, şöyle şöyle emareler, işaretler vardır. Bu da sıtma hastasıdır. Bunu aynel yakın görmüş olur. Yani ben bir sıtma hastasını gördüm gibi. Çünkü gözüyle gördü. Bir de doktor, şimdi burası da güzel bir misal. Bir de doktor diyor kendisi hastalanıp sıtmaya yakalanır. Sıtmaya yakalanır. Evvela parıldar, sonra yanmaya başlar. Bir saat kadar yangın. Yok, yangın değil, baygın. Bir saat kadar baygın yatarsa ki bu da kendi vücudunda tatbikatını gördüğü için hakkel yakın olur. Yani bunu vücudunda yaşadığı için bu hastalığı ne yapıyor? Yani önceden hani ilmel yakın biliyordu ya, bir kitaptan okuduydu veya tıp fakültesinde öğrenmişti. Bunu biliyordu. Sonra bir hasta ziyaret etti. Bu sefer bunun ilmel yakini ne oldu? Aynel yakini oldu. Çünkü gözüyle gördü. Gözüyle gördü. Ama yeterli değil. Yani onu tatmak için yeterli değil. Bir de kendisi hasta oldu. Aynı şey ya kendisi yaşadı. Ne oldu? Bu sefer
hakkal yakin ilme kavuştu. Yani bu dini ilimler, şeriat ilimleri, manevi ilimler de böyledir. Çoğu alimler, kimseyi herhangi bir şeyle karalamak niyetinde söylemiyor. Çoğu, kiminle ne olduğunu biz bilemeyiz tabi. Ama şu, şöyle bir durum var. Çoğu alimler kitabı okur. İlmiyle amel etmediği sürece o ilmel yakın olur. Sonra bunu böyle birisini böyle bildiği şey, bir şeyle amel ettiğini görünce o aynel yakındır. Yani o birisini gördü. Ama gerçek ilme kavuşması için ne yapması lazım? O ilmi kendi bedeninde yaşaması lazım. Yani abdest almayı mı öğrendi? Çok küçük, basit misaller veriyorum. Yani efendim, abdest almayı mı öğrendi? Bilmek yetmiyor. Kurtarmıyor. Sonra bu ilimle ne yaptı? Birisini gördü. Ha dedi, bu abdest alıyor dedi. Bildi yani. Onun ne yaptığını bildi. Ama kendisi abdest aldığı bilse bile, abdestin ne olduğunu bilse bile, abdest alıp namaz kılmadığı sürece, yani en azından abdest almadığı sürece bunu yaşamış olmaz. Bu hakkal yakin bir ilim olmaz. Ve bu hakkal yakin olmadığı sürece de bu ilim kurtarmaz. Onu insan vücudunda yaşaması, tatması lazım. Evet, ilmin üç çeşit olması böyledir. Yani her şeyde ilim böyle üç türlü tatbik edilebilir. Yani mesela bir misal daha vermiş. Mesela diyor, bir insan İslamiyet'i başkasından duyar. Hakikati şudur. Dünyada medih ve ahirette sevaptır diye. İşte bu ilim insan için nedir? İlmel yakındır. Yani bir gayrimüslim diyelim, İslamiyet'i duyuyor, biliyor değil mi? Şimdi mesela bu en son olaylarda, Gazze olaylarında, hani insanların, Müslümanların ailelerinin büyük bir kısmı şehit oluyor, vefat ediyor. Her neyse, hani yani dünyasını değiştiriyor, adam yalnız kalıyor. Yine ne diyor? Hani inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyor. İnşallah cennete görüşürüz diyor. Şimdi bunu gören bir gayrimüslim, hani batıdan baktığı zaman, ha diyor, bu dinde diyor bir şey var diyor. Yani bunda diyor bir şey var, bu insanlarda bir şey var diyor. Ve bu dinin, yani hepsi değil de çoğu bunu kabul ediyor. Bu din diyor, bunlara bir metanet, bir kuvvet veriyor diyor. Yani bunu biliyor. İlmel yakın biliyor. İyi bir şey olduğunu anlıyor. Yani depresyona düşmeye mani olduğunu anlıyor. Bu ilmel yakındır yani. Çünkü ilmel yakın biliyor ve tabi bunu onlar da gördüğü için de ne oluyor? Tabii aynı zamanda aynel yakın oluyor. Çünkü onlar da görüyor onu. Ya şöyle diyelim, yani önce birisinden duyuyor. Müslümanlar böyle böyle bir insanlar. Hani hayret edilecek durumdalar. Sonra bunu müşahede ettiği için ne oluyor? Bu aynel yakın oluyor. Gözüyle gördüğü için. Sonra diyor, İslam'ı eserleri alır, okur. İslamiyet'in nelerden ibaret olduğunu gördüğü gibi Müslümanların camiye gitmelerini, Ramazan ayında yemeyip, içmeyip imsak ettiklerini, keza zekat, fitre, uşur, sadaka ve benzeri şeyleri verdiklerini, mevsiminde Müslümanların hacca gittiklerini görür ki bu da onun için aynel yakindir. Yani tabi demin bir çok bariz, çok aşırı bir misal gibi oldu ama hani insanların o felaket karşısında metanetleri, bunları dedik aynel yakın olarak anlıyor insan. Tabii bu ibadetleri de görüyor. Anlattığımız ibadetleri, bunların da Müslümanların böyle 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 yaptıklarını, bu ibadetleri yaptığını görüyor. Bu da aynı şekilde ne oluyor? Aynel yakın. Yani şu zamanda, şunu da söylemekten edemeyeceğim. Şu zamanda efendim gerek sosyal medya olsun, gerek çeşitli, yani dünyanın her yerinden insan bir görüntü, video görebiliyor. Yani Müslümanların neler yaptığını, işte hacca gittiğini, efendim nelere katlandığını şu dünyada, bunlar artık herkes görüyor yani.
ilmel yakinden herkes insanlar aynel yakine geçti. Çünkü görüyorlar. Görüyorlar. Yani ama ben amayım, ben göremiyorum diyorsa en azından sesini duyuyor olayların. Bu aynel yakindir. Bir aynihi görüyor. Şimdi önemli bir yere, önemli bir nokta. Üçüncü, ne zaman ki bu insan kendisi hak olan İslam dinini kabul edince hepsini tatbike muvaffak olup ifa edince de hakkal yakin Müslüman olur. Yani insanın Müslüman hakkal yakin Müslüman olması için ilmi öğrenmesi, efendim, ya duyarak ya da okuyarak öğrenmesi ve bunları vücudunda tatbik etmesi. Çünkü şeriat vücudumuza gelmiştir. Şeriat vücudumuza gelmiştir. Neden mi? Çünkü vücutta nefsi emmare vardır ve nefsi emmarenin yalakaları, yardakçılar olan enasıra erbağı vardır. Hani bu dört element dedikleri. Bunlar nefsi emmareye hizmet eder. Bunlar dünya zevklerine hizmet eder. Efendim, ahlak-ı zemimeye hizmet eder. Onun için kötü olarak insanın vücudunda beş tane letaif vardır. İşte nefis, işte ateş, toprak, su, hava. Bunlar da nefsi emmarenin yardımcılarıdır. Nasıl bir de şeyden manevi olarak letaif efendim o da beş tanedir. Bu işte hani kalp, ruh, sır, hafi, ahfa dediğimiz bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de geçen ifadeler yani. Hani bize bu Kur'an-ı Kerim'de var mı? Bize Kur'an yeter diyenler sakın sevinmesinler. Kur'an-ı Kerim'de olan bir şeyi söylüyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak innehu ya'lemu sırra ve ahfa diyor değil mi? Yani hem sırrı hem ahfayı, ahfa derinlerin de derinliği, derinlerinde derini olan bir letaif. Yani bir insan kalbiyle diğer şeyleriyle, letaifiyle teslim olmuş olabilir ama derinlerinde derini var. Onu biz bilemiyoruz tabi. Yani Cenab-ı Hak ne kadar saklıyorsak saklayalım bizim en derin sırrımızı bilir. Dediğim gibi şuradan geldik bu konuya. Yani şeriatın dünyaya insanlara gelmesi bu beş menfi negatif enerji diyorlar şimdi. Beş menfi letaifin gücünü kırmak içindir. Gücünü kırmak içindir. Yani namaz kılarak ne yapıyoruz? Nefsimizi bir müddet sanki böyle bir uyuşturucu vermiş gibi nefis biraz sakinleşiyor. Yani gözü sağa sola kaymıyor ahlaktan, kötü ahlaktan bir müddet öbür namaza kadar ne yapıyor? Kötü ahlaktan uzaklaşmış oluyor. Yani çünkü namaz kötülüklerden alıkoyar. Nefsi sakinleştirir. Nefsin istekleri kırılır. Ama tabii namazın vaktinde kılmak lazım. Özürsüz ertelememek lazım. Terk etmemek lazım demiyorum. Ertelememek lazım. Kazaya bırakmamak lazım. İşte böyle yani. Namaz işte havanın hevasını kırar, ateşin öfkesini kırar böyle. Efendim toprağın tembelliğini, suyun duygusallığını, aşırı duygusallığını kırar. Efendim böyle yani veyahut da alınganlığını diyelim. Bunlar hep ibadetle düzelir bu kötü huylar. Evet, bu da hakkal yakin ve ilmiyle amel etmekle olan şeylerdir. İlmiyle amel etmek. Fakat Sure-i Celil'de de Cenab-ı Hak ilmel yakin, aynel yakin buyurdu. Bak burada da çok ince bir nokta var. Efendim, ilmel yakinler de buyurdu. Kelle lev ta'lemune ilmel yakin. Sonra da sümme le terevunneha aynel yakin buyurdu. Buyurdu ama hakkal yakın buyurmadı. Allah Allah. Eğer hakkal yakın buyurmuş olsaydı mutlaka herkesin hiç olmazsa
Yani çok hassas bir konu. Cehennemi diyor herkes biliyor, duydu. Ahirette de görecek. Yani içine girecek olan da görecek, cennete girecek olan da bir kere uzaktan görecek. Ama diyor Hakk'a yakın buyurmuş olsaydı, hani şöyle diyelim, sümme leterevunneha aynel yakın değil de Hakk'a yakın deseydi, o zaman evvela herkes bir kere cehenneme girip Hakk'a yakın orayı görüp sonra çıkması lazım gelirdi. Yani Hakk'a yakın buyurmayacağına göre cehennemi görse bile hiç cehenneme girmeden cennete girecekler olacaktır. Evet, şimdi burada bir zikir yazılmış. Bu da şeyde var zaten. Fethi Mekke'de diyor Resulullah Efendimiz buyurdular ki tabi dua mahiyetinde, zikir mahiyetinde La ilahe illallahu vahdehu ve sadaka va'dehu ve nasara abdehu ve azze cundehu ve hezzemel ahzabe vahdehu ve la şey'e ba'dehu diye böyle okumuşlardır. Bu zikir aynı şekilde Evrad-ı Behaiye'de de vardır diye biliyorum. Yani Evrad-ı Behaiye var, Evrad-ı Fethiye var. Bunlardan birisinde olması lazım. Bunlar da birbirine çok benziyor zaten. Biri Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin evradı, biri de Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin evradı. Evradı Fethiye. Evrad-ı Behaiye de Bahattin Nakşibendi Hazretleri'nin evradı. Bu evrat diyor, okunurken ehli zikrin yanında 70 bin ruhani bulunur. Orada yok orada değil. Evrad-ı Şerif okuyanın yanında da 700 bin ruhani bulunur diye böyle bitirmiş bu surenin tefsirini. Evet. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.